Zaten öyle bir kavramda ki sadakat insan yüreğinde olur. Ben 14 yaşında polis koltuğunu yediğimde bu devletin bugün size dağıttığı gibi benim çorabımı verdi, benim ayakkabımı verdi, benim atletimi doğumu verdi, hadi onu da söyleyeyim. Bu devletin bana 14 yaşından beri hak etmeyi bu kadar çok değer verdi ki. Ama ben de onun karşılığında devletime sadakat verdim. Sadakat vermeyen hainler ne yaptı? İşte bugün Trabzon Melik Alemdar polis okulunda ismi olan Melik Alemdar'ın başına bombayı attılar. Allah belalarını versin. Senin annenden babandan, benim annemden babamdan, bizim 40 kanat vergilerimizden aldı, o hainleri Amerika'ya gönderdi. Pilotluk öğretti. Tank sürmeyi öğretti. Ama o tankı benim kendi vatandaşım üzerine sür diye öğretmedi. Savaşta düşmanın üzerine sür diye öğretti. Bakın ben 50 yaşındayım çocuklar. 50 yaşındayım. Hayatta görülecek birçok şeyi gördüğümü düşünüyordum. Ta ki 2016 yılının 16 Temmuz günü bir Türk helikopterinin içindeki sözde asker kıyafeti giymiş hainlerle Yunanistan'a teslim olduğu günden bittim. Dedim ki demek ki görecek çok şeyimiz varmış. Her şey görürdüm, inanırdım. Ama üzerinde Türk üniforması olan hainin Yunanistan'a teslim olacağı aklıma bile gelmezdi. Liyakatliydi. Evet, çok iyi üniforması kullanıyordu. Çok iyi tank kullanıyordu. Ama o tankı kendi halkının üzerine sürdü. Bombaları tuttu, özel harekat dairesinde benim askerlerimin üzerine attı. Melih Çelenler orada şehit oldu. Zafer Koyuncu orada şehit oldu. Zeynep Sağır orada şehit oldu. Önder Güzelçi benim kardeşim orada şehit oldu. Allah hepsinin mekanı cennet eylesin. Amin. Onlar yüce oldular. Onlar aziz oldular. Bu hainler de zelil oldular. Ancak sizler Gramlin merhamet duyarsanız, Gramlin içinizden geçirirseniz ama şöyle bir derseniz o zaman size zillet ortak olursunuz. Sakın ha. Hiçbir şekilde vatanımıza hangi ad altında olursa olsun, hangi oluşumda olursa olsun hainlik yapanların her zaman karşısında olacaksınız, dik duracaksınız. Sizlerden bunu istiyorum.